Demiyorum. Ekrem İmamoğlu, heyecan buna baktık. Bir de konuşma yapmış. Kastamonu'nun güzel insanları, Kastamonu'ya yüz gitmiş. binlerce hemşerinizin yaşadığı İstanbul'umuzdan hepinize kucak dolusu sevgiler, selamlar getirdim. Aday ol! Bugün Daday'da güzel bir hizmetimizin açılışını yapacağız. Genel Başkan Yardımcımızla, kıymetli Seyit Torun Başkanımızla, Milletvekilimiz Hasan Bey'le, il başkanlarımızla birlikte çok güzel bir hizmeti buluşturacağız. Beni bu güzel seyahatte yalnız bırakmayan siyasi yol arkadaşlarımın yanı sıra Kastamonu'daki sevgili çocuklar, gençler, kadınlar, beyefendiler, hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Öncelikle ilginç günlerden geçiyoruz. Bugünler belki zor günler ama aslında bu zor günlerin sonrası çok aydınlık, çok güzel günler olacak. Bu konuda kesinlikle burada inanılmaz bir enerjiyi başta gençlerimiz olmak üzere bütün Kastamonu halkından almış bulunuyoruz. Dostlar, ülkemizde şöyle bir atmosfer var. İnsanları ayrıştıran, bölen, kutuplaştıran, fitne, fesat bunlar var. Halbuki memleketimizin konuşacak o kadar güzel duyguları var ki. Şu cennet vatanın Kastamonu gibi cennet bir parçasındayız. Dünya güzeli bir yerdeyiz. Bereketi bol. Geçmişinde evliyaları, düşünürleri, devlet insanları muazzam bereketli topraklardayız. Cumhuriyetimizin kurtuluş yolundayız. İstiklal yolundayız. İşte 100 yıl önce memleketimizin istiklali için hayatını feda eden geçmişimize, atamıza, dedemize, ninemize layık olma günüdür. Layık olma yılıdır 2023. Cumhuriyetimizin 100. yılında hep birlikte bu güzel cumhuriyete borcumuzu ödemek zorundayız. Borç ödeme yılı. Hep beraber çalışacağız. Fitnecilerden, fesatçılardan, şikecilerden memleketi birbirine düşürmek isteyen bir avuç yöneticiden bu memleketi kurtaracağız. Yoğun bir çalışma içerisinde siyasi partilerimizin, başta altılı masamızın genel başkanları, genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere, bütün genel başkanlarımız, Millet İttifakı'nın adayı olarak İstanbul'da seçim kazandık. İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener ve diğer bütün liderlerin yoğun çabasıyla işte açıklandığı, düşünülen o tarihte ne diyeceğiz? Söz milletin diyeceğiz. Kıymetli dostlar, diğer başkanlar, değerli hemşehrilerim. Ahmet Davutoğlu açıklama yapmasın şimdi. Meral'in adını söyledi, bana diğer dedi ya. Her şeyin çok güzel olacağı günlerin arifesinde güzel Kastamonu'da ne diyorum biliyor musunuz? Önüne bir söz ekliyorum. Şart olsun, her şey çok güzel olacak. Değerli dostlar, bölüşmeyi, bereket... Fenerbahçeliyim, bize laf attı, ben oy vermem. Size ne laf attı oğlum? Siz şikeci misiniz ki? Gitmediniz mi mahkemelere falan? Ortaya çıkmadı mı? Niye üstünüze alınıyorsunuz? Siyasetle alakalı bir şey söyledi ya. Bir ülkeyi var etmeyi, teknolojiyi... Evet, şikeciyiz diyor salak. Ben bir şey demedim vallahi, kendi dedi abi. Gelişmeyi, bilimde, sanatta, üretimde, hayatın her alanında 21. yüzyılın Türkiye'si olmayı, cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırmayı, hak ve özgürlüklerin her bireyi koruduğu, miymiş ya, eyvallah, hukukun üstünlüğünün her bireye eşit bir şekilde dağıtıldığı, vatandaşlarımızın, evlatlarımızın, çocuklarımızın, gençlerimizin hakkının yenmediği, liyakatiyle gelecekle ilgili umutla baktıkları bir Türkiye var etmek adına hepimiz ant içtik. Var mısınız hep beraber her şey çok güzel olacak demeye? Kıymetli hemşehrilerim,
bu güzel meydanda, geldiğimde bu tarihi alanda, camisinde, hanında, güzel pastırmasıyla beraber, güzel Kastamonu'da çokça bulundum. Güzel insanlarıyla bir arada oldum. Bugün de bir aradayım. Ne mutlu bize. Biz şimdi Dada'ya hareket edeceğiz. Hepinizin bu yürek... Oğuz diyor ki Burumayı satın almışız. Ali Koçayne, Kemal Kılıçdaroğlu, Aziz Yıldırım aday olsun. Oğlum Fenerlilerin üstünde Aziz Yıldırım'ın ahı var. Adam size yalvardı. Bas bas bağırdı. Dediniz ki Ali Koç başkan, Fenerbahçe şampiyon. Adam çıktı, yuhaladınız adamı. Kovdunuz lan adamı. Ben bilmem. Her yapılan işin bir sonucu vardır. Hak etti. Ya, öyle diyorsanız öyledir. Ben bilmiyorum. Duruşuna teşekkür ediyorum. Sağ olun. Fenerbahçe'nin üstünde bir şey vardı ya, bu Fener'in stadında bir yatır var, bilmem ne baba. Neydi lan o adamın adı? Fahir miydi? Fahri miydi? Yusuf Fahir. Aynen. O birinci lanet. Zihinsel problemlerim var. Sağlıklı değilim yani. Kesinlikle. O birinci lanetti. İkinci lanet Aziz Yıldırım laneti bence. Bakalım bu sene kırılacak mı? Semih bizim Erden Timur'umuz var demiş. Elhamdülillah. Oğuz demiş ki Erdoğan giderse aynısı olur mu acaba? Ondan da korkuyorum. Yok yok. Eyvallah Miss Lupin. Baş tacısın. Sağ olsun. Demiş ki seni İlkeren abinin programında Şeytan Avukatı'nda gördüm. Oradaki taklidinden sonra iki gün seni izlemeye başladım. İyi ki gördüm. Siyasetle ilgili kitaplar okumaya senin sayende başladım. Teşekkürler. Seviyorum seni. Bir ikisi kalp. Bilmukabele efendim. Kalp kalp kalp. Baş tacısın. Ekrem İmamoğlu da böyle bir konuşma yapmış arkadaşlar.